Merhaba arkadaşlar, bu videoda Vim Backup kurulumunu göreceğiz. Öncelikle mimarimden bahsedeyim. Ortamımda bir hypervisor yapısı var arkadaşlar. Burada 3 tane hostum var, 1 tane cluster'ım var ve sanal makinelerim var. 1 tane domain kontrolörüm var. IPC 192.168.55.30 ve SQL sanal makinelerim var. Bu makinelerde hiçbir şey yüklü değil. Tamamen önceki vCenter derslerinde, VMware derslerinde kullanmak amacıyla kurmuştum. Vim Backup'ı kuracağım bir sanal makinem var. O da 192.168.55.62 IP'sine sahip. Şimdi arkadaşlar ortamıma Vim Backup kuracağım. Çünkü bir önceki eğitim serisinde bir hypervisor yapısını ayağa kaldırmıştık ve sanal makinalarımızla beraber bir production ortamı oluşturmuştuk. Şimdi bu production ortamının iş sürekliliğini sağlayabilmek ve olası felaketlere karşı bir yedeklilik olması açısından kullandığımız backup yazılımını anlatmak istiyorum. Bu da Vim Backup arkadaşlar. Çünkü bir makinede problem yaşadığımızda, örneğin domain kontrolde problem yaşadığımızda bir backup'ımız yoksa geri dönebileceğimiz, onarabileceğimiz hiçbir elimizde yedeğimiz yoktur arkadaşlar. Böyle senaryolarda, ki böyle senaryolarla sık karşılaşıyoruz, Vim Backup bizim için bir can simidi oluyor. Şimdi detaylarını Vim Backup üzerinden zaten anlatacağız. Ben kısaca mimarimi tanıtmak istedim. Kurmuş olduğum sanal makinama RDP ile uzak bağlantı yaptım. Bu şu an benim Vim Backup server'ım olacak. Windows Server 2022 kurdum ve İngilizce dilinde. Bölge ve dil ayarı İngilizce. Klavye Türkçe yapabilirsiniz. O çok sorun değil. Ama bölge ve dilin İngilizce olması veri tabanında oluşabilecek problemlere karşı bize doğru ayar, doğru konfigürasyon sağlıyor. Makinamın özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Makinamda 16 GB RAM var ve 4 CPU. Sanallaştırmayla beraber de 8 çekirdekli bir işlemcim var arkadaşlar. Ben Vim Backup ISO'sunu daha önceden indirmiştim. Siz de indirmek için vim.com.tr sayfasından ücretsiz denemeyi basıp arkadaşlar buradan indirebilirsiniz. Ücretsiz indirmek istediğinizde burada sizden bir takım bilgiler isteyecek. Bunları doldurup indirebilirsiniz. Şimdi ücretsiz sürümün 30 gün denemesi var arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Eğitimlerimiz de bize yetecektir. Şimdi tekrardan server'ıma geliyorum ve Vim Backup'ı bağlıyorum arkadaşlar. Sosunu. Buradan setup'a basıyorum arkadaşlar. Bu eğitim serimizde Vim Backup 12'yi anlatmak istiyorum. Çünkü en son çıkan versiyon bu. Güncel olandan ilerleyebiliriz. Daha önceki versiyonlarda da çok afaki farklar yok. Ama yeni versiyonlarda gelen yeni özellikler tabii ki var. Ama ana mantığı aynı arkadaşlar. O yüzden bu videoyu izleyen, bu video eğitim serisini izleyen arkadaşlarımız ortamında Vim 9.5 bile olsa, 10 bile olsa bir problem yaşamayacaktır. Ana mantığını zaten anlamış, kavramış olacaktır. Install diyorum arkadaşlar. Burada kurabileceğim uygulamalarımı bana gösteriyor. Burada bizim kuracağımız Vim Backup and Replication, ama bu bir alt sekmede ise Enterprise Manager var gördüğünüz gibi. Bu da birden fazla Vim Backup ortamınız varsa, örneğin sizin kurumunuz birkaç şubesi var ve o şubelerde başka Vim Backup sunucuları var. Onları da tek bir yerden web bazlı yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da siz Vim Backup'ı kurduktan sonra kendi masaüstünüzden, client'ınızdan yönetmek isteyebilirsiniz. Bu yönetim konsolunun ayrı bir yükleme ekranı arkadaşlar. Ben şimdi backup ve replication'ı ilerliyorum. Tıkladım. Evet, biraz beklettikten sonra agreement sayfasına geldi arkadaşlar. Burada accept deyip ilerliyoruz. Burada eğer bir lisans failimiz varsa bunu burada göstermemiz gerekiyor. Herhangi bir lisansımız yoksa burada community edition olarak devam ediyor arkadaşlar. Bu da 10 sanal makineye kadar ortamlarımızda yedekleme sağlıyor. Belli kısıtları sağlayarak size ücretsiz kullanım sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar product download sayfasında gördüğünüz gibi şu linkte login olduğumuzda sayfaya, burada kullanabileceğimiz ürünlerin listesini görebiliyoruz. Burada arkadaşlar lisans management'ta trial lisans sekmesine geleceğiz. Burada biz Vim Backup and Replication kurmak istediğimiz için burada download diyeceğiz arkadaşlar. Download dediğimizde bir leak file'i bize indirecek. Kurulumda
göstereceğimiz lig failimiz bu arkadaşlar. Bize 1000 instance'a kadar burada denememize izin verecek. Yani tam özelliklerle deneyebileceğiz arkadaşlar uygulamayı. Bu önemli çünkü öteki türlü bazı özellikler kısıtlı olmuş olacak. Next diyorum. Burada sistemimizin konfigürasyonunu check ediyor. Kuruluma hazırız. PostgreSQL üzerine kuracak. İstersek buradan ayarları customize edebiliriz. Örneğin burada lokal sistem account'u ile değil de bir domain account'la beraber kurulum yapabiliriz. Lokal sistemle kurulsun. Burada istersek Microsoft SQL Server'a bağlayabiliriz. Kendi üzerine SQL Express kuruyor arkadaşlar ama siz hali hazırda farklı bir SQL'in adresini verebilirsiniz. PostgreSQL ile devam etsin. Kendisine göre ayarlarını versin arkadaşlar. Next diyorum. Burada programın path'ini yolunu değiştirebiliyoruz. Next diyorum. Burada önemli bir nokta vardı arkadaşlar. Instant recovery yapıldığında, hızlı bir kurtarma işlemi başlatıldığında makineye yazılacak verileri SSD'de olması önemli. Bu alan onu belirtiyor arkadaşlar. Yani instant recovery de bana bir cache alanı belirtin diyor ve bu cache alanı SSD'de olursa tavsiye edilen o şekilde makine daha hızlı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Instant recovery modunda. Katalogda ise işletim sistemi için dizin oluşturuyor arkadaşlar. Dizin oluşturma verilerini tutuyor orada. Virtual Machine dosyalarını, VM dosyalarını görüntülemek için, aramak veya restore edebilmek için gerekli olan bilgileri burada tutuyor. Bu da zaten yükleme yolu arkadaşlar. Ortamda SSD olmadığı için ben bu server'ın C diskine kuruluyorum. Ama sizin ortamınızda ayırabileceğiniz bir SSD varsa onu bu makineye bir disk olarak bağlayıp o diskle ayrı bir şekilde gösterebilirsiniz. Next diyorum, portlara da dokunmuyorum. Update'i seçebilirsiniz. Install diyorum. Şimdi kurulumun tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Burada adımlarını gösteriyor. Bu ekranda sizi bekletmeyeceğim. Burada ekstra yapacağımız bir şey yok. O yüzden videoyu burada durduruyorum. Daha sonra devam edeceğim. Kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. Bir sonraki videoda programımızın arayüzüne girip incelemeye başlayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.